Merhaba Koç burcu ve özellikle de yükselen burcu Koç olanlar Temmuz 2020 yılının gökyüzü enerjilerini ve Ebced hesaplamalarını anlatmak için bu videoyu çekiyorum arkadaşlar. YouTube kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve Instagram adresimi de buraya bırakıyorum. Buradan beni takip edip doğum haritası analizi çekilişlerine ve gökyüzü gündemiyle ilgili vermiş olduğum bir takım bilgilerden de faydalanabilirsiniz. Temmuz ayına gelecek olursak 2 Temmuz'da Satürn geri hareketiyle artık Oğlak Burcu'na geçecek. Yani tekrar kovadan çıkarak sizin birkaç yıllık uğraşlarınıza tekrardan son bir dokunuş yapmak için Oğlak Burcu'na gelmiş olacak geri hareketiyle. Bu sizinle kariyerinizle ilgili var olan gündemlerinizin tekrar masaya gelmesi gibi düşünebilirsiniz. Bu 2 yıl, 2,5 yıllık süreçte her ne ise tam tamamlayamadığınız kariyeriniz noktasında ya da kariyerden gelen gelirler noktasında. 10. evinizde gerçekleşecek olan bu geri hareketiyle Satürn'ün gelişi sizden üst konumdaki yöneticileriniz, patronunuz, müdürünüz bununla iletişimsel olarak bir problem var ise ve tam olarak bir netliğe kavuşamadıysa kariyeriniz noktasındaki gündemleriniz artık bu son dokunuşuyla Satürn adeta bir düzen, bir şey inşa etmek adına kalıcı bir düzen oluşturacak bu evinizde. Bu birkaç yıl, aylık bir döngü olacak. Sonrasında tekrar ileri harekete geçmiş olacak Satürn. Aralıktan sonrası için, Kasım Aralık'tan sonrası için sizin 11. evinize geçeceği için bu Satürn'ün geri hareketiyle kariyeriniz noktasındaki gündemlerinizi net bir zemine oturtmanızı tavsiye ediyorum. Sonra 5 Temmuz'a geldiğimizde Oğlak Burcu'nda bir ay tutulması gerçekleşecek. Tam da Satürn sizin bu kariyeriniz noktasındaki bu eve geldikten sonra bu tutulma gerçekleşecek. Bu güçlü bir tutulma, ay tutulması. Kariyerinizde adeta bir tamamlanma, bir kapanış, bir sona geliş. Bunun nakşatrası Purva Aşa'da. Purva Aşa'da nakşatrasının genel enerjisi çok acelecidir, inatçıdır, kararlıdır. Almış olduğu kararların negatif bile sonucu olsa bunu kabullenmeye meyilli bir nakşatra enerjisinde. O yüzden kariyerinizle ilgili işte bu sona gelişiniz, tamamlanmış enerjiler, bu dolunay hem güçlü hem Purva Aşa'danın o kararlı yapısıyla çok aceleci, inatçı, her ne olursa biraz gözünü karartarak bu kapanışı yapmak anlamına geliyor. Dezavantajlarının da farkında olarak aslında birey bu kapanışa gidiyordur. Böyle bir etki de Purva Aşa'da. O yüzden bu kadar inatçı olmak yerine birazcık daha kontrollü bir şekilde bu tamamlanmayı yapmanızı tavsiye ediyorum kariyeriniz noktasında. Sonra 12 Temmuz'a gelecek olursak Merkür ileri harekete geçecek Yengeç Burcu'nda. Yuvanızdaki bir takım böyle iletişimsel problemler adeta önü açılarak ilerleyecek gibi düşünebilirsiniz. Problemleri çözmek adına ve iletişimsel olarak kendinizi ifade etmek adına da güzel bir etki. Merkür bu 4-10 akısını da aslında tetikler. Kariyeriniz noktasında yine iletişimsel problemler var ise bunu daha güzel bir iletişimle yansıtma ihtimalinizi de artıracaktır. Sonra geliyoruz 14 Temmuz'a. 14 Temmuz'da Mars'ın Chiron'la bir kavuşumu olacak. Bu çok önemli olduğunu düşünüyorum. Chiron çok duymuş olmayabilirsiniz. Bir asteroid, bir gezegen değil. Mars bizim aceleci, hırslı hayat eforumuzdur. Chiron'la kavuştuğunda Chiron da şifacı enerjidedir. Ancak bu şifayı insanları şifalandırırken kendi şifa bulamaz. Kendi sorunlarını çözüm yolu bulamazken insanların hayattaki sorunlarına çözüm bulan bir enerji gibi düşünebilirsiniz. Bu hırsla kavuştuğunda, yani bizim hayat eforumuzla kavuştuğunda birey yol almak adına, hayatını şifalandırmak adına fazla hırslı hareket ediyordur. Hem hırslı hareket ediyor, hem şifa bulmak için mücadele ediyor. Yine böyle biraz saldırgan bir enerji de verir içerisinde. Fazla net olmayan durumlarla birlikte boğuşmak gibi böyle birazcık negatif bir durum da söz konusudur. Bu hem saldırganlığınızı iyileştirmek adına mücadele, hem içinize böyle kontrol edemediğiniz bir öfke gibi düşünebilirsiniz ki sizin zaten birinci evinizde olacağı için bunu daha yoğun hissetme ihtimaliniz yüksek. Hem kariyer, hem yuva, hem de hayat eforunuzda böyle mücadeleli şifalanmanız gereken birçok konu ve gündeminiz var ise işte bunda fazla Chiron'la kavuşumuyla acele ediyorsunuz. Belki de fevrileşiyorsunuz gibi düşünebilirsiniz. Daha stabil, daha özellikle koçlar çok aceleci, hırslı olan insanlar olduğu için sizde bu daha maksimum bir seviyede de gözlemlenebilir.
Daha kontrollü, stabil kalmaya gayret edin. Hayattaki kararlar ve hayatın akışına, özellikle değişim döngüsüne ayak uydurmak size çok daha fayda sağlayacaktır. Sonra 15 Temmuz'a geldiğimizde Güneş'in Plüton'la bir karşıtlığı olacak. Aslında kariyerinizdeki dönüşüme Güneş biraz egonuzla müdahale edecek gibi düşünebilirsiniz. Bu karşıtlık biraz git gel enerjisidir. Net olmayan bir duygu istikrarsızlığı gibi düşünebilirsiniz. Hem egomuz hem de kariyerde artık bir değişime gitmek zorunda olduğumuzu hissettiğimiz bir döngü. Egomuzla adeta kariyerimizin bir savaşı gibi düşünebilirsiniz. Kısa vadede, ama bunlar çok uzun süreçler değil. Kısa vadede böyle bir, zaten kariyerle ilgili gündemler yoğun olduğu için bu ay egonuzun da birazcık daha ön planda olmamasına gayret edin. 20 Temmuz'a geldiğimizde Yengeç Burcu'nda bir yeni ay gerçekleşecek. İşte bu sizin için birazcık daha şifacı enerjide bir yeni ay. Sizin yuvanız noktasında. Yuva içerisinde bulunduğunuz aileniz ya da hayatınıza temel oluşturduğunuz konularda gerçekleşiyor bu yenilik. Özellikle geçmişten getirdiğiniz miras gibi konularınız ya da bununla ilgili bir gündeminiz var ise buna bir yenilik geliyor. Evde bir yenilik, yeni düzen, yeni bir eve taşınmak, evde yeni bir tadilat gibi böyle bir enerjide. Bunun nakşatrası Puşya yıldızında gerçekleşiyor. Bu refah ve huzur anlamında daha dingin hissettiğimiz bir enerji. Bu ayın ilk başındaki o kaostan sonra birazcık daha dingin bir döngü gibi düşünebilirsiniz. Daha hayırsever, daha yardımsever olma ihtimalinizin arttığı, karşılıksız bir yardım etme ihtimaliniz de doğru, bir bebeğe yardım etmek gibi, yani hiçbir karşılık beklemeden birilerine yardım etmek gibi böyle biraz şifacı enerjide bir yeni ay, yenilik geliyor. Özellikle yuvanızda ve hayatını temel oluşturan konularda, evde tadilatta, bu konuların hepsiyle ilgili güzel bir yenilik. Puşya yıldızı çok hoş ve keyifli bir enerjidir. 20 Temmuz ve civarı günlerde bunu da gözlemleme ihtimaliniz yüksek. 21 Temmuz'a geldiğimizde bu sefer yine Güneş de Satürn'ün bir karşıtlığı olacak. Ayın başında Plüton'la sonrasında da Satürn'de bir karşıtlık oluyor Güneş'in. Güneş bizim kendi ego ve içsel bir tatmin duygumuz gibi düşünebilirsiniz. Bu sefer Satürn'de bu karşıtlığı bunu biraz bastırmamız gerektiği anlamına geliyor. Egonuzu bastırın, minimalize edin, küçültün, hayattaki beklentilerinizi küçültün gibi böyle bir etki. Umutlarınız, istekleriniz, evet herkesin çok fazla, ama bunları birazcık daha stabil, daha minik, minimalize etmek adına bir etki. Satürn Güneş'le karşıt açısı birazcık egonuzda bastırmanız gereken duygular anlamına geliyor. 22 Temmuz'da da Güneş Aslan Burcu'na geçecek, sizin 5. evinize. Güneş geçti, evin konularını aydınlatır. Daha gün yüzünde daha o konularla ilgili gündemleriniz ve o konularla ilgili bir takım uğraşlarınız olur. Bu 5. evde olmuş olması bekar ya da sevgililik dönemindeki bireyler için aşk ve gönül ilişkilerinin daha gündeminizde olacağı anlamına geliyor. Daha böyle keyifli vakit geçirmek, daha hobiler, sanatsal işler, bu konulara eğileceğiniz anlamına geliyor. Eğer evli bir bireyseniz çocuklarınız noktasında onlarla ilgili daha çok uğraşacağınız, daha onların keyifli vakit geçirmeleri adına bir takım gündemleriniz olacağı anlamına geliyor. Genel etkileriyle bu şekildeydi. Özellikle bu ay sizin için hesaplamış olduğum Ebced değer hesaplamaları için zikir, Ya Kerim 270 defa söylenmesi gerekiyor. Ve diğeri de Ve yensurek Allah nasran azize. Bu da Fetih suresinin 3. ayeti çıktı. Bunu da bu ay için söylemenizi tavsiye ediyorum. Anlamı Allah'tan üstün bir destek ve yardım anlamında. Bunlar bir Ebced hesaplaması sonucunu bulunduğu için sık sık söylemenizi tavsiye ediyorum. Yine eğer bir sorunuz olursa aşağı yorum olarak bırakabilirsiniz. YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Önümüzdeki ay ve diğer aylar görüşmek üzere. Hoşça kalın.